Yani biz böyle çalışma yaptık, gelmediniz biz de bildiğimizi yaptık derler. Onun için Türkiye Kamu Sen Konfederasyonu ve bağlı sendikalar hepsi bu tür toplantılarda hazır bulunuyor ve görüşlerini de kamuoyuyla da orayla da paylaşıyor. Bakın, kanunda yapılacak değişiklikle ilgili bugün yıllar önce 657 sayılı devlet memurları kanunu değiştirmek isteniyorsa şu şekilde değiştirilsin diye bir kitapçık hazırladık. Hatırlar arkadaşlarımız, hepsini dağıttık şeylere. Taslak da hazırladık. Yol gösterici olması açısından da yaptık. Ama iktidarın, hükümetin derdi iyi niyetle bir değişiklik yapmak değil. Tamamen kestirmeden sözleşmeli çalışmaya getirmek, iş güvencesini kaldırmak. Ancak bu ülkede buna çanak tutan sendikacılar var mı? Maalesef var. Maalesef. Onların adına açıkça acıyorum. Bu ülkenin en büyük konfederasyonuyum diye ortalığa çıkanlar, çalışanlar sözleşmeli olmalıdır diye açıklama yapıyor. Bir başka başkanı, şu anda milletvekili, akil adam. Akil adam. Çok da becerikli, mahiretli. Hayvanlara bile anlatmış o süreci. Dolayısıyla diyor ki siyasi memurluk olsun. Yani siyasetçiyle memurlar gelip gitsin. Tam bir rica ediyoruz. Şimdi böyle sendikacıların peşinden gider ama onlarca da kapı çalışacaklar. Asıl sorum, asıl sözüm onlara. Asıl sözüm onlara. Ya siz burada bir yanlışlık görüyorsunuz. Yanlış giden bir şeyler var. Bir adaletsizlik var, bir haksızlık var. Burada hiç sesinizi çıkartmayacaksınız. Peygamber Efendimiz ne diyor? Bir adaletsizlik, haksızlık görürseniz diyor. Önce elinizle müdahale ediniz, daha sonra dilinizle müdahale ediniz. Onu da yapamıyorsanız buğz ediniz. Ne demek istiyor? Yani bizim şeyimize çevirirsek bırakın kardeşim bunları. Bunlarla olmaz bu iş. Bu tarladan verim alamazsınız. Bu tarlayı artık nadasa bırakma zamanı gelmiştir. Bunları nadasa bırakmak lazım. Bunların nereye hizmet ettiği, ne amaçla hizmet ettikleri çok açık ortada. Hani Sayın Başbakan bu tartışmalar yaşanınca dedi ki biz çalışanların iş güvencesini kaldırmayacağız. Böyle bir şey yok dedi. Vallahi ben de aklımda dedim ki ya bu başbakan hangi hükümetin başbakanı? Çalışma Bakanı orada toplantı yapıyor. Taslaklar ortada. Bursa'da yaptı, Ankara'da iki tane toplantı yaptı. Sürekli açıklamalar var. Tapulu mal olmayacak diyor. İşte başka şeyler açıklanıyor. Sayın Başbakan da diyor. İnşallah Sayın Başbakan'ın dediği söz doğrudur ve biz de onu takip edeceğiz. O sözü zaman geldiğinde de hatırlatacağız Sayın Başbakan'a. Başbakan olmayacaktır. Evet. Bizim iş güvencemizle uğraşmayın. Hükümete tavsiyemiz budur. Hele hele bu sarı sendikalara güvenip de, sarı sendikaya güvenip de yola çıkarsanız yolda kalırsınız. Çünkü onlar masada memuru sattı, yolda da sizi satarlar. Hiç merak etmeyin. Şimdi tabii son dönemlerin en çok şeyi bu liyakat ehliyet meselesi. 15 Temmuz'dan sonra eski insanları göreve getirelim falan ama işte bu süreci de destekleyen bir ifade de Sayın Cumhurbaşkanı'ndan geldi. Yeni kapı ruhunu yaşatalım. Yani içini şöyle açarsanız nedir? Türkiye'nin bu zor günlerde birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacı vardır. Dolayısıyla artık ayrılığı bir kenara bırakalım. Valla doğru söze bir şey denmez. Biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın samimiyetine inanıyoruz. Samimiyetle bunu söylediğine inanıyoruz. Ama külliyeden çıkıp buraya gelmedi daha bu yeni kapı ruhu. Aslında dün önünden geçtik. Mitingin yapıldığı alanın ismini de oradan aldı ya bu yeni kapı ruhu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözünü kimse hissedilecek duruma getirmedi. Sağlık Bakanlığı'nda yok. Üniversitelerimizde hakeza öyle. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Kendi hizmet kurumumuz için söylüyorum. Hissedilmiyor. Şimdi Sayın Sağlık Bakanı Türkiye Kamuseni ziyaret etti. Dedi ki Erzurum Türkiye Kamuseni sendikalar arasında ayrı bulunacak. Bu işin teminatı ve 10 sene önce de teminatı sizdiniz Sayın Bakan. Ha, tersinden bakarsanız bugüne kadar yaptım da kusura bakmayın bu saatten sonra yapmayacağız.
Vallahi bu sözlere inanmak istiyoruz. İnanmak istiyoruz da. Ama bir türlü şu geçmiş 15 senede yaşadıklarımızla unutamıyoruz. Unutmuyoruz. Sadece kuru bir sözle bu süreci unutmak veya bu süreci böyle anlatmak kolay bir şey. İnşallah söylediği sözlerin arkasında durur Sayın Bakan. Mesela başlar şimdiden. İstanbul'da yöneticilerin %50'si Türk Sağlık Sendikası olur. Diğer illere sirayet eder. Hastane müdürleri hakeza öyle, müdür yardımcıları. Ha bunu anlatmaktaki kastım şu, biz kadro istiyoruz, müdür olalım, şu olalım derdinde değiliz. Adil bir sistem olsun. Adaletli bir sistem olsun. Her alanda olsun. Her alanda olsun. Siz veri hazırlama, kontrol işletme, kadrosu vereceksiniz. Bunun için mülakat koyuyorsunuz ya. Ya buradan adil bir sonuç çıkar mı? Herkes biliyor ki kardeşim mülakat eşittir, torpilindir yani. Bu kadar basit. Ama bu söylenen sözlerin hiçbirisi şeyde kalmasın. Biz de artık bu işlere, bu sözlere karnımız tok. İcraat bekliyoruz. İcraat yaparsanız sizin samimiyetinizi anlarız. Türkiye'de 850 tane hastane var. Üniversitelerimiz, 50 küsür tane üniversite hastanemiz var. Saysanız bir elin parmakları kadar Türk Sağlık Sen yöneticisi vardır. Ne var bu insanlarda? Yani ney hoşunuza gitmeyen ney? Anındaki Türk isminden mi rahatsız oluyorsunuz? Siz rahatsız oluyorsunuz diye biz ondan vaz mı geçeceğiz? O sevdadan vaz mı geçeceğiz? Bizim için Türk Sağlık adında Türk olan bir sendikada bırakın genel başkan olmayı, üye olmak bile şereftir bizim için. Onun için inşallah bu sözler arkasında durulur, sahip çıkılır. Gelecekte de bunu uygulamasını görürüz. Evet, bu ülkenin her zamankinden daha çok birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacı var kardeşim. Bunu biliyoruz. Ama şöyle yapmayın. Burada külfette sizle beraberiz, nimette siz geride durun olmaz. Yani seferberlik ilan edeceksiniz, seferberlik eyvallah bizim başım üstünde memleket meselesi olursa biz her şeyden vazgeçeriz. Bütün şeylerimizi geriye bırakırız. Ama makam mevkiler de bize olsun. Bu olmaz. Bu hakkaniyetli değil. Adil değil. Dolayısıyla bunun daha doğru bir yola evrilmesi lazım. Onu da hep beraber göreceğiz.